Merhabalar, Pitpod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Sezonun 13. yarışı Macaristan Grand Prix'sini geride bıraktık. Enine boyuna bütün yarışı Atay'la beraber şimdi değerlendiriyoruz. Atay hoş geldin. Abi hoş bulduk, merhaba. Ne haber, iyisin? İyi. Ya Ankara çok sıcak. Evet. Ben de yani... Bayağıdır beraber yarış izleyemiyoruz. Bunu fark ettin mi? Evet. Aylar olmuştur ha. En son ne zaman şey, ben ileri sürüş eğitimindeydim abi 2 gündür. Demirbüke. Demirbüke'den mi? Neydi o adamın adı? Onu bilmiyorum ama bilmiyor musun? Biz çocukken çıkıyordu Kamu Spotu tadında. Yok, Kamu Spotu tadında çıkan burada Mars, o şu an görüyorsun. Şeye, ileri sürüş eğitimi değdim. O yüzden dün yarışa yetişemedim. Zaten yani geri sarıp toptan öyle izleyebildim. İleri sürüş de bayağı iyiydi bu arada. Şey şakası yapmayacağım tabii, ben hep geri gidiyormuşum şu güne kadar falan diye. Bu arada bu eğitimde hiç yapılmadı. Bu hiç yapılmadı bu eğitimde. Bayağı iyiydi. Kendimi bir Formula 1 çok güvenli süren bir Formula 1 pilotu gibi hissettim. Böyle slalom atmalar, işte şey yapmalar, kaygan zeminde frenlemeler falan filan, geyik testi, kaygan zeminde engelden kaçma falan, bayağı eğlenceliydi yani. Çok iyi. Araç neydi? Araç bende bir Clio vardı. Alpin yani. Tabii. eş değer olması gereği Alpin. 5000 motor Alpin mi vardı? Aynen. 5000 motor Alpin vardı. Ondan evet. Onlar rahattı zaten yani. İyi, güzel. Buradan Allah, da Tosfet'teki yarışta... hocalarımıza teşekkürler ediyoruz. Tosfet'ten miydi? Yani Tosfetçi bir şey akademi de, aklımda Tosfet kaldı ya. Akademinin adı kalmadı yani. Anladım. Ne olsun. Selan abiye selam söylesin. Aleykümselam. Evet. İyi baba, evet, yarış da güzel oldu. Yarışta da evet, güzel ileri sürüş teknikleri vardı yani. Gördük değil ya, yarış acayip heyecanlıydı ya. Yani evet, şey mesela normalde şey olur böyle erkenden ya daha doğrusu geç açtığım yarışlarda böyle bir geri sararım. Sonra bakarım yarış sıkıcı, canlıya dönerim böyle. Hani geri sardığım kısmı boş veririm falan. Bunda hiç öyle olmadı. Bir kere bile canlıya dönmedim. Acayip güzeldi ya. Kalkıştan ortalar, en son bitiş, drama. Zaten drama çok ağırlıklıydı. Bunları zaten şimdi hepsini konuşacağız yani. Evet. Bir de heyecanlı olduğum bir konu daha var. Bir abone hedefimiz var. İstiyorsan onu bir hatırlat. Evet değerli dostlar. Şimdi bir önceki video 294 abonedeydik ve 300 abone hedefimize ulaşmak için yardım istemiştik sizden. Şimdi o hedef yerine geldi. Çok teşekkür ederiz. Şimdi sıradaki hedefimiz 400 abone. Tamam, ve aramızda da yani mesela bu video bile tamamlanabilecek kadar izleyenimiz var, görüyoruz. Yani izleyip de abone olmayan değerli dostlarımızı da abone olmaya buradan davet ediyorum. Niye? Evet. Ya çünkü biz bu programı çekerken acayip motive oluyoruz. Abone sayımız artınca, like'lar gelince, yorumlar gelince daha çok çekiyoruz. Siz de içeriği seviyorsanız abone, like, yorum, çok mutlu oluruz bunlardan yani. Evet. Şimdi buradan hemen yarışa girebiliriz. 1-2 kalkan bir McLaren takımı gördük. Norris poli aldı. İkinci Piastri'ydi. 2012'den sonra ilk defa olmuş bu. Evet. Sıralamalarda ilk defa McLaren 1-2'yi almış. Orada da Hamilton fethelmiş. Ne olan? Üçüncü sırada da şey, fethel diyorum. Çok pardon. Weber. Heh, pardon. Weber de değil. Weber ya. Weber mi? Weber McLaren'de değil ki, Red Bull'daydı. Hayır, çok pardon ya, şey değil mi? Brown GP Button. Ha, Jenson Button Lewis Hamilton. Alt harflerden gittik ya. Evet. Aynen. Kovalainen falan gelecek sandım bir anda. Aynen. Kovalainen şeymiş. 2008. Kovalainen evet. Hamilton. O da ilk 2 kazandıkları son yarışmış. Duble yaptıkları McLaren'in. Neyse. Norris Piastri 1-2'deydi. Arkalarında Verstappen vardı. Kalkış bize çok şey vaat ediyordu. Evet. Ki vaat ettiği kadar da bir heyecandan bir kalkış gördük. Hı. Kalkışta yan yana geldiler. Nasıl değerlendiriyorsun oradaki aksiyonu? Evet. Yani Piastri en içeride, ortada bir Norris var. En dışta Verstappen kaldı. Verstappen dışarı taşmak zorunda kaldı. Hı. Ve dışarıdan tekrar içeriye girerek bir avantaj kazandı. Sen orada ne gördün? Ya Verstappen ağlamaya 1. tur 1. virajdan başladı bu yarış. Kendisi 2 senedir çok alıştı. Biz bunu eskiden Hamilton'da da görürdük. 2020'de, 21'de falan. Böyle gerçekten yarışmak zorunda kaldığında direkt ağlamaya başlardı. Verstappen'de de onu gördüm. İlk tur ilk viraj. ne oldu? İnsanlar baya virajı dönüyorlardı yani. Kimse Verstappen'in üstüne sürmedi. Yani Norris asla ve asla Verstappen'in üstüne sürmedi. Ben onu ağır çekimde de izledim. Yarış esnasında geri sarıp izlemiştim zaten. Yani herkesin direksiyonu sağa çevrili. Verstappen sadece o daracık virajdan üçüncü olarak dönmeye çalışıyor. Tek sıkıntısı bu. Dışarıda taşarsın abicim yani. Oradan 3 kişi dönülmüyor işte. Yani nedir? Piastri belki biraz daha dışarıdan alabilirdi ama dışarı taşan pilotun da suçunu en içerideki yani birinci arabada aramak çok saçma olur. Verstappen ağlamaya oradan başladı yani. Ya orada bence dikkat çekilmesi gereken nokta Norris'in arada kalıp hiç temas yaşamadan hem Piastri hem Verstappen'in oradan çıkabilmesi. Evet. Bence yani Norris'e bir artı yazdı orada. Tabii çok kritik. Sonrasında Verstappen çok vermek istemedi yerini ama dördüncü turda Lambiyese'den geldi yani verelim bir cezayla falan uğraşmayalım yerimiz diye. Ya biraz haksız olduğunu takım anladı. Sonrasında Piastri Norris Verstappen giderken aslında ilk pitler öncesi not almışım. Yani Piastri Norris ve Norris Verstappen arası 3,5'ar saniye. Evet. Hamilton'da Verstappen'in 1 saniye, 1,5 saniye civarında arkasında. Yani aynı tempoda götürüyordu Hamilton. Sonrasında bir undercut durumu oldu. Evet. Bu undercut'ı ilk yapan aslında ilk pite giren orada Hamilton oldu. Hamilton 16. turda giriyor pite. Evet. 17'de Norris, 18 Piastri, sonra Verstappen 21'i bekliyor. Hamilton'ın bu erken girişi yani 5 tur erken girişi ona aslında ciddi anlamda bir avantaj sağladı. Verstappen'in önünde kalmayı başardı ilk pitlerden sonra. Çok da acayip aslında undercut çünkü 5 turluk bir şey değil normalde yani. Hani ve Hamilton'ın girdiği yer hani o medium lastiklerle girdiği yerde biraz erken olarak düşünmüştüm ben izlerken yani. Evet. Gene de çok iyi bir hamleymiş meğerse. Çünkü Mercedes'in arabası bir garip abi. Mercedes'in araba hangi şartta çok iyi performans sergiliyor ben zaten anlamadım. Bence Mercedes de çok anlamadı. Mesela o medium'dan hard'a geçiyordu değil mi? İkinci lastiği hard'dı Hamilton'ın. Evet. Yani mesela hard'a geçtiğinde hani araba çok iyi çalıştı herhalde. Yani o Hamilton çok memnun değildi aslında hard lastiklerden. Ama ona rağmen çok da performansta önemli bir kayıp yaşamadı. Evet. Ya çok acayip işte Mercedes tam arabayı nerede çalıştırdığını bir anlayabilse belki birinci araba olma yolunda bir adımlarda atmaya başlayacak ama onlar da anlamıyorlar bence araba nerede nasıl çalışıyor. Evet ya optimum çalışma aralığının az olduğunu söylüyorlar. Yani bütün şartların çok fazla şartın bir araya gelmesi gerekiyor. Mesela aslında. Silverstone'daki serin hava. Yani müthiş bir şartmış mesela yani. Arabalar fırladı gitti yani. Ya yıllardır Mercedes soğuk havaları seviyor aslında yani. Evet. Russell kazanacaktı aslında o yarışı da arabayı tabii emekliye ayırdılar yani kenara çekip. Evet o da bir talihsizlik yaşadı. Şimdi pit sonrası da Piastri Norris farkı işte 2.2 saniye civarlarında diye bir notum var. Sonra 4.5'lara kadar çıkıyor. Evet. Verstappen de Hamilton'la aradaki farkı kapatıyor aslında baktığında. Yani pitten çıkıştan sonra geride kalıyor ama oradaki farkı kapatıyor. Özellikle ikinci pitten sonra Verstappen Hamilton ve Leclerc'in arkasına düşüyor. Her ikisinin de arkasına düştü. Arkasına düşüyor ama inanılmaz bir performansı var orada. Tam böyle Hamilton'ın arkasına Leclerc'in arkasına takılmıştı. İkinci pitten sonra altıncılığa düşmüştü ya. Orada abi bir atak zamanı geliyor ve bir tur içinde 2,5 saniye falan fark kapatıyor arada. Ya orada da bir gariplik var yani. Ya 9 tur daha aslında yeni lastikle geliyor Verstappen orada. Yani 40. turda hem Hamilton hem Leclerc ikisi beraber giriyorlar pite. Leclerc de aslında Hamilton'a yine yakın gitti. Ama hani öyle çok bir atak yapacak mesafeyi bir türlü indiremedi. Evet. Verstappen de 49'da giriyor pite. O 9 turluk lastik avantajını aslında kullanıyor ve Leclerc'i de Hamilton'da Leclerc'i geride bırakıyor. Hamilton'a da ciddi atakları var ama orada istediğini alamadı. Şimdi orada aslında bir ilk yarışın en tartışmalı ilk noktasına gelelim. İki tane dünya şampiyonu Hamilton'la Verstappen yine bir yan yana geldiler. Ya evet orada bu arada bence kaza olması çok büyük bir şans eseri oldu. Çünkü ya oradaki kazan tek sebebi bu arada Verstappen'in yaşadığı blokaj. Başka hiçbir sebebi yok. Hani normalde Hamilton da normal Verstappen orada dönmüş olacaktı çoktan. O yüzden hamle yapıyor aslında. Verstappen'i görmediğinden değil ama adam yani Verstappen dün kontrolünü kaybetmiş bir durumdaydı resmen. Çok acayip bir durumdaydı. Bildiğin dive bomb yaptı işte. Başka türlü geçemiyordu aracın temposuyla. Ya bir de Macaristan zaten geçiş için iğrenç bir pist. Yani sadece bir virajda falan şansın var. Ve mesela çok şaşırtan şeylerden bir tanesi işte o kaçıncı işte 3. viraj çıkışıydı galiba. Hamilton bir toplantımız 10 dakika için sona ermeyecek. Hamilton bir yapmaya çalıştı. Hamilton'ı geçmeye çalışıyordu Verstappen yarışa. 3. virajda mesela bir anda geçişi yaptıktan sonra dışarı fırladı mesela. Yani orada ben de gördüm. Ya biz acaba dedim Perez'e çok mu yükleniyoruz ya? Araba gerçekten mi çok kötü acaba yani? Hani böyle çünkü 2018-2019 Verstappen'i gördüm orada. Üçüncülük için canını dişine takan. Ya şöyle Perez'e sürdüğünden daha iyi bir araba var. Ama eskisinden daha kötü bir araba var. Yani inanılmaz ya. Şu an Red Bull'un temposu bu yarış tempolara baktığımızda McLaren önde kalmış. Onu net bir şekilde görüyoruz. Hamilton 0.16 geride Piastri'den. Evet, sonra Leclerc 0.22, Verstappen 0.24, Sainz 0.25. Leclerc'in temposu Verstappen'den daha iyiymiş ha? Evet, ortalamada öyleymiş. İnanılmaz yani. Ya Verstappen gerçekten son 3 yarıştır kazanamıyor. Ve bir yarış bile kazanamadığında ne kadar ciddi anlamda moral çöküntüsü yaşadığını biliyoruz. Ya bu yarış gerçekten çıldırmış gibiydi. Evet. PS'ye de çok fazlasıyla sövdü, stratejiye sövdü. Yani ya bu kadar çıldırdığını uzun süredir görmedik. 2 senedir çünkü çok rahat geçiyordu sezonu. Evet. Yani aslında Verstappen'in normali buydu. Biz sadece unutmuştuk. Hatta 2022'nin başında ben konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ya bu adam 2021'de şampiyon olunca 2022'de sakinleşmiş, olgunlaşmışı konuştuğumuzu hatırlıyorum mesela 2,5 yıl önce yani. Aslında Verstappen'in normali buydu. Eskiden hep böyleydi. Her yarış küfür, kıyamet, bağırış, çağırış, yarış mühendisine ana avrat girişler falan. Hep öyleydi. Şimdi aslında o eski Verstappen'i görmüş olduk. Eski araba geri gelince. Ama ilginç olan normalde mesela Lambias'e çok böyle kucaklayıcı, orta yolu bulucu bir tavır takınırken ya stop being childish ya çocuk davranma falan dedi böyle esnasında yarış esnasında. Ben bayağı şaşırdım. Benden daha çok şaşıran bir isim daha var. O da Uygar Karaca. Böyle her geldiğinde bu telsiz mesajı geldiğinde çevirmek yerine ooo falan yapıyordu böyle. Onun yerine çevirse mesela çok daha iyi olur ki herkes ooo yapsın değil mi? Evet. Yani bu bölümde sövme geleneğimi gerçekleştirdim. Lambiase'nin belki olmuş olabilir. Bütün telsiz mesajları ekrana gelmediği için. Evet. Acaba ekrana gelmeyenlerde de artık Verstappen neler dediyse adam çileden çıkmış olabilir gerçekten. Evet. Mümkün ya. Mümkün. Yani, aynen. Buradan geçelim. Aslında yani McLaren'e geçelim. Ya hafta sonunu böyle güle oynaya bitirmesi gereken McLaren çok yersiz, anlamsız bir takım içi krizle yani 1-2 başladığı yarışı 1-2 bitirecek ki bitirdi de ama bir kriz yaşadılar. Ya kriz de neydi? İzlemeyen izleyicilerimiz için hatırlatalım. Yani ikinci pitler bittiğinde Norris artık Piastri'nin önüne geçmişti. Kalkışta Piastri öndeydi. Evet. 2 pitten sonra Norris öndeydi ve 3,5 saniye civarında önde gidiyordu. Takım başladı. Norris doğru olanı yap. Ya Piastri'ye yarın öbür günde ihtiyacın olacak. Evet. Başladılar adamın kafasının etini yemeye. Ben çok anlamsız olduğunu düşünüyorum. McLaren'in hem böyle bir bir de de enteresandı. Bak Piastri normalde mesela Leclerc Sainz bu tip bir şeyler yaşadıklarında Sainz'ın ya bana yol mu verse falan dediği telsiz mesajları gelirdi ya ekrana. Evet. Burada Piastri'nin bir tane bile gelmedi bak. O delikanlı çocukmuş yani onu yap. Belki de yayına gelmedi yani. Onu da bilemiyoruz. Tabii. Yani ama bence olsa kesin gelirdi. Yani çünkü oradaki drama var Aynen dramayı köpürtecek drama bir şey. Var. Aynen onu kesinlikle getirirlerdi yani. Yani Norris'in yarış mühendisi yol ver de ver artık Norris tuttu. Norris de bayağı vermedi ha. Evet, bayağı da vermedi. Ben hiç vermeyecek yani diye düşünüyordum. Ama o asıl çok büyük kriz olurdu. Mesela Norris'in yarış sonu röportajında şeyi soruyorlar ya. Direkt ilk o sıcak sıcağına zaten şey yaptı. Niko Rosberg yaptı bitişteki röportajı. Direkt sıcağı sıcağına şeyi soruyorlar. Diyorlar böyle bir garip bir durum oldu. Orada ne oldu falan. Norris de şey diyor doğal olarak. Takım dedi yer ver dedi. Ben de yer verdim diyor. Bunu diyemezdi yani. Bunu deme şansı. Ben de çok aynen orada hani mutsuzluğunu belirtmeden hani çok standart bir açıklama yapıp geçti. Ben çok yanlış buluyorum açık söyleyeyim. McLaren'in takım olarak yaptığı bu hareketi doğru bulmuyorum. Ama öbür türlü düşünsene Piastri'nin durumunu. Şimdi Piastri de çöp değil. Kesinlikle ve kesinlikle ikinci pilot değil McLaren'de. %100 değil. Ve böyle bence ikinci pilot. Ama, ya tamam yani Piastri'nin geleceği daha parlak olabilir de. McLaren'in nezdinde. Yani ya ikisinin de geleceği eşit parlak bence öyle inanılmaz şey tamam, değil. Yani Norris olgunlaştı artık. Norris bak böyle mesela Verstappen işte üçüncülük, dördüncülük şey ya araçların temposuna baktığında ya bence gereksiz yere Norris'in 7 puanını çöpe attılar. Ya yarın öbür gün buna ihtiyacın olabilir. Belki Red Bull sezon içi gelişim sağlayamayacak. Hep McLaren önde gidecek. Verstappen birkaç yarış yolda kalacak. Bir anda 25 puan kapatacaksın. Evet. Yani olmayacak iş mi bu? Bu şu demek. Norris'in şampiyon olma ihtimalini biz çok düşünmüyoruz. Önemli olan takımlar şampiyon demek. Ya şey mesela düşse Aralık ayında Verstappen Norris'in önünde şampiyon oluyor. Aradaki puan farkı 4 falan ya da 6. Yani. Hani 6 biraz fazla fantazi de hani tam böyle 7 puan oradan eksikmiş falan gibi. Hani 3-4 falan olsa yani sıkıntı tabii ki. Ama bununla beraber... Ya sezonun yarısı daha yeni geride kaldı. Evet ben de işte bu yüzden Norris'in daha hala şampiyonluk mücadelesi içinde inanılmaz favori bir aday olmadığını düşünüyorum. Hani şu an Verstappen'e en yakın isim o ama o, hani şeyde değil yani 2021 yılındaki Verstappen-Perez ilişkisi de değil aralarındaki. O yüzden Piastri açısından bence berbat bir durum olurdu. Eğer bu switch'i yapmasalardı. Piastri şunu düşünecek. Abi biz hani eşit pilottuk. Ben niye yarış öndeyken takım arkadaşıma undercut yediriyorlar bana. Yani oldu olacak şey yapayım. Normal önde dümdüz giderken şey yapalım. Bana düzlükte yer ver desinler yani. Yani öyle bir şey desin çıldırırsın. Kariyerinin ilk Grand Prix galibiyetini nasıl kutladı? Ya zayıf kutladı doğal olarak. Ama o da Norris yüzünden oldu yani. Bir şekilde. Hayır yani Piastri'ye bu galibiyet hediye edildi. Şimdi hediye edilmedi abi. Adam zaten öndeydi ve takımın yanlış kararı yüzünden ikinci sıraya düşürüldü. Ya hayır takım bir tur fark vardı. Piastri pist dışına da çıktı. Evet. Orada da vakit kaybetti. Orada bir yani 2-2,5 saniyede orada kaybetmiştir. Hı. Yani şey olsa sadece undercut da olsa bu iş. Hani okey diyeceğim belki. Tamam ama şu yani yine de. Lastiklerdeki durumlar nasıldı? İkisi de en son medium takıyorlardı ya. Biri kullanılmış, biri yeni medium takmış falan olabilir mi? Bak şu an aklıma geldi. Yok, ikisi de kullanılmış. Kullanılmış medium taktılar. Anladım. Aynen. Tamamen eşit şartlar. Yani şöyle. İlk piti bir tur erken yapıyor Norris. Ondan sonra ikinci piti iki tur erken yapıyor. Hı-hı. Yani 45-47 yapıyorlar. Hı-hı. Ya burada şöyle bir sıkıntı var. Aslında yani ilk şeye girerken de double pit stop yapabilirdi McLaren. Hani madem o kadar eşit görüyorsun abi. Arada 3,5 saniye fark var. 3,5 saniyede double pit stop ama yani gereksiz risk o da. 1-2 giderken yani risk, yanlış olur. Yani risk. Aynen ama yani bence Norris'in burada bir galibiyeti bence çöpe atıldı. Piastri'nin ilk galibiyeti de buruk oldu. Yani evet yarın öbür gün kimse bunu hatırlamayacak ama hani onun kariyeri için bence güzel bir an olmadı. O da 115. farklı Grand Prix kazananı oldu. Oscar Piastri'de. Bu sezonda 7. farklı yarış kazanan pilotu görüyoruz. Evet yani Piastri'nin de kazanmasıyla 7 farklı kazanan olmasıyla aslında şunu da anlıyoruz biraz. Heyecanlı bir sezon izliyoruz aslında şaka maka. Evet. Kaçıncı yarış bu? 13. yarış 7. farklı kazanan. Yani bu şeye falan dönmesi bak Verstappen şampiyon olursa diyelim. Bu 2009 Brown GP'de Jenson Button'ın şampiyonluğu da böyle ya mesela en başta 6 yarış falan kazanıyor. Sonra sezon boyu bir daha hiç yarış kazanamıyor ama gene şampiyon oluyor. Evet. Hani artık tabii daha fazla yarış olduğu için bu çok zor ama belki böyle bir şey göreceğiz yani. Evet. Yani olabilir. Ben de benzer bir düşünce içerisindeyim. Red Bull şu an çünkü yarış kazanacak bir aracı yok Red Bull'un. Net bir şekilde. Evet. Yani biraz şartların oluşması lazım. Evet. Hani her yarışa kafadan birinci araç olarak girdikleri denklemi geride bıraktı. Evet, o bitti. Şimdi puan durumuna baktığımızda yarışından hiç bahsetmedik ama sevgili Sergio Perez de tırmandı biraz. Ama yarışta tırmandı ama puan durumunda geriye düştü. Yedinciliğe düştü bu hafta. 124 puanla Verstappen 265 puanla. Yavaştan valizleri hazırlamaya başlamıştır çoktan. Evet. Ha, şey muhabbeti var ya işte, bu 100 puan gerideyse Perez'i yollama hakkı var Red Bull'un gibi bir söylenti var. Hani ya o şey gibi biraz ya, hoca 10 dakika daha gelmezse ders düşer falan. Bence öyle bir şey yani. Öyle olabilir. Öyle bir şey niye olsun yani? Hani öyle bir madde hani yoktur abi öyle bir şey ya. Okey, puan durumu da baktığımızda McLaren'lerde de Norris ikinciliğini koruyor. 189 puan. 5. Piastri 149. Ferrari'ler 3-4. 162-154. Mercedes'ler toparladı son yarışlarda ama puan durumunda biraz yükselmeleri vakit alacak gibi. Hamilton 6. 125. Russell da 116 puanla 8.liğini koruyor. Russell'ın ilk kola hedefi Perez. Evet. Bunu avlayıp geçmek istiyor. Sıradaki yarışta geçer gibi. Aynen. Takımlar puan durumunda önemli bir değişiklik var. McLaren ikinciliğe yükseldi. Hı. 338 puan. Lider Red Bull'da 389 puanda. Ferrari 3. 322 puan. Burada yani McLaren'in gerçekten ciddi Perez'in de hiç ortada olmadığı bir sezonda Red Bull'u geçip şampiyon olma ihtimali var. Evet. Fantezi takımlarımıza gelelim. Evet. Bizi her hafta düzenli izleyen takipçilerimiz Atan'ın takımını ezbere saydılar bile. Evet. Bir ben ezbere saymıyorum. Aynen. Sen bir öğrenene kadar bir de değiştirene kadar sezon bitecek zaten. 148 puan. Yani yine iyi. 3 haneli falan. İyi, bence bayağı iyi puan. Aynen öyle. Ben de senin bu hafta daha fazla almış olman benim puanım kötü olduğu anlamına gelmiyor yani. Evet. Gerçekten. Yani gayet liglerde birbirimizle yarıştığımız bir şey için geçerli bir argüman. Sezonun ikinci yarısı fena olacak. Tabii. Neyse. Ben takımımı söyleyeyim. Evet. Ben de geçen hafta Hamilton'dan güzel ekmek yemiştim ama bu hafta onu kenara bıraktım. McLaren yatırımı yaptım. Piastri, Norris. Takımlarda da Mercedes, McLaren var. Diğer kalan 3 tane ucuz pilotum da Bottas, Joe Sargit. Bunlarla yani 236 puan aldım. Güzel, yine liglerimizde iyi bir takım. Aynen. Yani burada şey güzel oldu. Norris'in yanına ikinci bir pilot, iyi bir pilot alabiliyor olmak elim bayağı rahatlattı. Tabii 1-2 yani. Aynen. Pitpod ligimizin bu haftaki lideri sevgili Gürol 259 puan aldı. Totalde de Olcay 2939 puanla liderliğini koruyor. Orada da ciddi bir mücadele var. Bir sonraki yarışımızda Spa. Pilotların da bizim de çok sevdiğimiz pist. Klasik çok bir pist. Çok keyifli. Aynen öyle. Spa'ya gidiyoruz. Belçika'ya gidiyoruz. Hı. Keyifli bir yarış bizleri bekliyor yaz arasından önce. Sonrasında bir ay bir boşluğumuz olacak. Belki şey yaparız. Hatta bir oyun videosu çekeriz yine. Olabilir ya. O yaz arasında arada bir video gelir yani. Bir F1-24 falan. Aynen. Nöbetçi pitpotçu sevgili Alper'i alırız bir. Oyun oynarsın. Ben oynayınca çok bir heyecanlı oluyor. Evet, kapışırız ya. Ben ileri sürüş eğitimi de aldım artık malum yani. Evet. İleriye doğru giderim. Aynen. Evet, kapatmadan önce yine hatırlatmalarımızı yapalım. Videomuzu beğenmeyi, yorumları yazmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Evet Ata, teşekkür ediyorum. Bir kere de sana teşekkür edeyim videoyu kapatırken. Eyvallah abi. Ne demek? İşimiz. Eyvallah kardeş. İşi görevimiz. Eyvallah. Ve teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Çok haftaya Spa'dan sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.